kahveyi kimin aldığını buldum. Kim almış? Annem. Annen mi? He. O zaman sen parayı koyarken görmüş. Yok hayır, tesadüfen bulmuş. Şimdi evde saklıyor. Senin bıraktığını söyledin mi? Karan, tabii ki söylemedim. Ablamın hamile olduğunu öğrendi, kalp spazmı geçirdi. Şimdi de ben parayı benim bıraktığımı söylesem, olayları anlatsam yarın cenazesini kaldırırız herhalde kadının. Haklısın, özür dilerim. Ne yapacakmış parayı? Polise mi bırakacakmış? Yok, saklayacağım dedi. Saklayacak mıymış? Nasıl iş ya öyle? Yani sahibi gelsin benden istesin diyor. Hiçbir zaman gidip isteyemeyeceğimize göre o emir itinin kirli paraları annende kalacak. Karancığım, öyle ya da böyle ben sana o parayı getireceğim. Senin hiç şüphen olmasın. Benim annem hırsız değil. O paranın oraya nasıl geldiğini bilseydi şimdiye kadar çoktan verirdi zaten. Vallahi. Aysel'cim, ben annene öyle bir şey mi söyledim? Al bir de buradan yak şimdi yani. Uğraştığımız işlere bak. Niye böyle yapıyorsun ya? Sen beni tanıyorsun. Ağzından çıkanı kalbin duysun. Ben ne sana ne de senin sevdiğin herhangi birine kötü bir şey söylemem. Tamam mı? Ama şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Alınmaca, darılmaca yok. Sende tribal enfeksiyon başlangıcı var, haberin olsun. Ben teşhisi koydum yani. Ay bu nedir böyle? Sen devamlı yargı dağıtıyorsun. Devamlı kavga etmeye yer arıyorsun. Böyle olmaz ki. Ya bir problemin varsa söyle, çözelim. Ya canım benim, böyle bakma işte. Ne olduysa anlat. Hiç. Sinirlerim bozuldu.